Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den herkese merhaba. Bugün 28 Kasım Perşembe, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca hem Türkiye'den hem de dünyadan öne çıkan bütün gelişmeleri detaylarıyla bu ekranda görebileceksiniz efendim. Günün öne çıkan başlıkları var, hemen onları aktaralım, ardından detaylarına geçeceğiz. Ne yazık ki acı bir haberle başlayacağız ilk başlığımızda öyle. Maalesef sevgili izleyenler, ne yazık ki peş peşe şehit haberleri geldi. Öyle ki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Hudut Karakolu'na havanlı saldırı düzenlendi. Ve yine Hakkari'de sevgili izleyenler, Kuzey Irak'ta da yıldırım düşmesi sonucu şehitlerimiz var. 4 şehidimiz var. Birazdan bakacağız memleketleri nereler, hepsini aktaracağız. Ve sevgili izleyenler, dipsiz göl sonrasında bir karar alındı. Aslında bu kararın önceden alınması gerekiyordu. Definecilere ÇED belgesi zorunluluğu geldi. Detaylarına birazdan bakacağız. Tahir Elçi diyeceğiz. Ölümünün 4. yıl dönümü. Bir saldırıya uğramıştı, hayatını kaybetmişti. Aradan 4 yıl geçti, failleri bulunamadı. Diyarbakır'a da uzanmaya çalışacağız. Mini piyango diyeceğiz. Büyük ikramiye belli oldu. Tam bilet, çeyrek bilet, yarım bilet ne kadar satılacak? İkramiye ne kadar? Birazdan bakacağız. Günün öne çıkan başlıkları böyle, hemen detaylarla başlayalım. Ne yazık ki şehitlerimiz var. 4 şehidimiz var sevgili izleyenler. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Hudut Karakolu'na havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda uzman çavuş Davut Armağan Keskin ve Şevket Tekin şehit oldu. Havan atışının yapıldığı bölge TSK unsurları tarafından ateş altına alındı. Bölgede operasyonlara devam edildiği de açıklandı. Bir diğer acı haberse Hakkari'den geldi. Açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Olay Hakkari Merkez ilçe Davultepe üst bölgesinde meydana geldi. İki jandarma personeli yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Yine Kuzey Irak'ta Pençe Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu bir askerimiz şehit oldu. 23 yaşındaki uzman çavuş Şevket Tekin'in acı haberi memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Furkan Yılmaz'ın acı haberi ise Bartın'a kor gibi düştü. Yine Hakkari'de şehit olan 24 yaşındaki uzman onbaşı Bünyamin Çabuk'un ailesi ise Adana'nın Kozan ilçesinde acı haberi aldı. Türkiye'de tutuklu IŞİD'li teröristlerin ülkelerine iadeleri sürüyor konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Türkiye IŞİD'li teröristleri ülkelerine iade etmeyi sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Fransız vatandaşı IŞİD'li teröristin daha Fransa'ya gönderileceğini açıkladı. Soylu, ülkelerine dönen Suriyeli sayılarını da açıkladı. Barış Pınarı Harekatı'nın ardından 370 bin Suriyeli ülkesine döndü. Evet, mecliste 2020 bütçe maratonu tüm hızıyla sürüyor. Sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesinin görüşülmesine geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise o toplantıda bakanlık ekonomi politikalarına eleştirilerde bulundu. Ekonominin nereye gitmek, götürmek istediğinizi net olarak anlayamadım. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyordu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu o toplantıda bütçe görüşmelerinin kısa sürede gerçekleştirilmesine tepki gösterdi. Bu demokrasi değil, bu milletin bütçe hakkının kullanılması değil, bu ülke Büyük Millet Meclisi'nin denetim görevini yapmış olması değil. Kendimizi kandırıyoruz bu açılardan. Vergilere ilişkin bakanlığın açıkladığı verilerde anormal rakamlar ve çarpıklıklar olduğunu öne süren Kuşoğlu, Bakan Berat Albayrak'ın ekonomi politikalarını eleştirdi. ÖTV'yi almayarak beyaz eşyada, otomotivde, piyasada bir canlanma amaçlarken şimdi de piyasadan vergiler yoluyla, zamlar yoluyla parayı çekerek bir daralma amaçlıyorsunuz. Yani tam olarak ekonominin
nereye gitmek, götürmek istediğinizi net olarak anlayamadım. Bunlar çelişki. İşsizlik de gündemindeydi Kuşoğlu'nun. Nüfusumuz 82 milyon, 28 milyonumuz çalışıyor. Çalışanların çok büyük bölümü asgari ücretle, yani orta sınıf yok oluyor. Asgari ücretle çalışmaya başladılar. Bütçe sunumunun bakanlık yerine Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılmasını eleştirdi Kuşoğlu. Maliye Bakanlığı üzerinden şeffaflık vurgusu yaptı. BDDK yönetmeliğine göre borçlu olan, sıkıntısı olan, tahsilatının yapılamayacağı KOBİ'lerin kayıttan düşürmesiyle ilgili bir tebliğ bu da. Sayıştay raporundaki bu bulguyla bunu birleştirince birçok soru işareti insanın aklına geliyor. Maliye Bakanlığı olması gerektiği, sizin sunumunuzda olması gerektiği gibi şeffaf olmalı. Hesap verebilir olmalı. Maalesef değiliz. CHP milletvekilleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ı tren kazalarının fotoğraflarıyla protesto etti. Protesto sırasında bazı AKP'li milletvekilleri nedense istismar yapılıyor denilerek tepki gösterdi. Ulaştırma Bakanlığı'nın sınıfta kaldığı ve Tekirdağ, Çorlu'da, Sarılar'da 8 Temmuz 2018'de 25 canımızı yitirdik. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi görüşülüyor. Bakan Cahit Turhan toplantı salonuna gelmeden önce CHP milletvekilleri tren kazalarıyla ilgili fotoğraflarla bakanı beklemeye başladılar. Genç de olsa adaleti arıyor bu insanlar. 25 tane canımızı Çorlu'da yitirdik. Yine aynı şekilde 13 Aralık'ta Ankara'da sinirizasyona gerek yok diyen bir Devlet Demiryolları'nın genel müdürünün açıklamasına istinaden orada da 9 tane vatandaşımızı yitirmiştik. Yaşanan tren kazalarının sorumlularının adalete teslim edilmesini istediklerini söyleyen CHP milletvekillerine AKP sıralarından tepki geldi. Her gün istismar siyaseti yapıyorlar. Bir gün intiharla ilgili, bir gün Allah'ın rahmetine kavuşmuş vatandaşlarımızla ilgili kazalar her yerde oluyor. Ama bunların hepsini istismar siyaseti haline getiriyorlar. CHP milletvekilleri Bakan Cahit Turhan'ın salona girmesiyle de tepkilerini göstermeye devam etti. Özelleştirmeler can yakıyor arkadaşlar. Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesi her yıl azalıyor ve özelleştirmeler can yakıyor arkadaşlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkması için 5 temel çağrıda bulundu. Teşhisi doğru koyalım diyen CHP lideri, bugünkü tablo bir siyasi krizdir. Hukuk devleti ilkelerinden ve demokrasiden vazgeçen tek adam rejimi Türkiye'yi felakete götürüyor ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin yaşadığı en temel sorun nedir? En temel sorun liyakat sisteminin çökmesidir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ekonomik krizden çıkış için 5 temel çağrıda bulundu. CHP Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan broşürde Kılıçdaroğlu'nun krizden çıkış için önerileri sıralandı. Kılıçdaroğlu broşür için kaleme aldığı değerlendirme yazısında teşhisin doğru konulması çağrısı yaptı. Bugün yaşadığımız kriz sadece bir ekonomik kriz değildir. Teşhisi doğru koyalım. Bugünkü tablo bir siyasi krizdir. Hukuk devleti ilkelerinden ve demokrasiden vazgeçen tek adam rejimi Türkiye'yi felakete götürüyor. Kılıçdaroğlu'nun krizden çıkış çağrılarından birisi Cumhurbaşkanı'na yönelik. Sanayileşme hamlesi başlatılması, ticaretin ve üretimin desteklenmesi gibi önemli adımlar gerçek bir milli iktisat hamlesi haline ne yazık ki dönüştürülemedi. CHP lideri Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerektiğine dikkat çekti. Demokrasi ise demokrasinin kurallarını yerine getireceksin. Demokrasinin kurallarını yerine getirmiyorsan can ve mal güvenliği olmuyor. Bir diğer çağrı ise yargıya yaptı Kılıçdaroğlu. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz diyerek yargının bağımsız olması gerektiğini söyledi. Aşağıdaki diyor ki bana bu talimat verildiğine göre yasa dışı talimat. Yukarıdaki malı götürüyor, benim de götürmem lazım. Kılıçdaroğlu'nun ekonomik krizden çıkış için dikkat çektiği bir diğer nokta ise şeffaflık. Ülkeyi yönetenlerin havaalanlarının, şehir hastanelerinin, otoyolların ve köprülerin ne kadar maliyetle yapıldığını gizlediğini söyledi CHP lideri. Krizin faturasının üretene çıkarılmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, dolar bazında verilen ihalelerin Türk lirasına çevrilmesi gerektiğini belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarıyla ilgili yeni mesajlar verdi. Bahçeli erken seçime gerek olmadığını bir kez daha vurguladı. Bahçeli erken seçimle ilgili bizim durduğumuz yer bellidir dedi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminin normal tarihi Haziran 2023'tür. Erken seçim talepleri yanlıştır dedi. AKP'nin kendileriyle aynı duruşu göstermesinden memnun olduğunu söyleyen Bahçeli, herkes hesabını 2023'e göre yapsın, milletimiz seçimlerden yorulmuştur. Cumhur İttifakı 2023 lider ülke Türkiye'nin inşası için çalışacaktır ifadelerini kullandı. Evet, yeni parti çalışmalarının hız kazanması ve erken seçim beklentisinin artmasıyla sevgili izleyenler Ankara kulislerinde de hareketlilik var. O kulis bilgilerine bakacağız şimdi. İstifaların artması ve son seçimlerde İstanbul'la Ankara'nın kaybedilmesinin ardından AKP yeni transferler için düğmeye bastı. Kulis bilgilerine göre AKP muhalif belediye başkanları ve meclis üyelerini ikna etmeye çalışacak. CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var. AKP yönetimi CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti başta olmak üzere muhalefet partilerinin belediye başkanlarıyla belediye meclis üyelerini transfer etmek için çalışma yaptığı iddia ediliyor. Millet İttifakı'na karşı ettiğiniz sözler akla ziyandır. Ağırlıklı olarak ilçe belediyelerinden geçişlerin olacağı belirtilirken il ve büyükşehir belediye başkanlarından da sürpriz katılım olabileceği kaydediliyor. AKP bu yolla parti çekim merkezi olmaya devam ediyor, algısını yaratmaya çalışıyor. Parti kulislerinden yansıyanlara göre AKP 2023 seçimleri için kendine güvense de kamuoyuna yansıyandan çok daha fazla üyenin partiden istifa ettiği öne sürüldü. CHP milletvekili Gürsel Tekin, Yargıtay'ın siyasi partilerden istifa etmek isteyen vatandaşların işlemlerinin geciktirdiğini ifade etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verilerine göre AKP 2017'de 10 milyonlardan 9 milyona kadar geriledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı televizyon programında gündeme dair birçok konuda açıklamalarda bulundu. Tartışmalara neden olan su zammı, İstanbul'da duran metro hatları İmamoğlu'nun başlıca konularıydı. Ayrıca hükümetin sık sık dile getirdiği Kanal İstanbul projesini de sert bir dille eleştirdi İmamoğlu. İstanbul'a ihanetleri bir yere koyun, onları yüzle çarpın, o kadar ihanettir Kanal İstanbul dedi. Öğrencilere yönelik çalışmalarından da bahseden İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yıllık 100 milyon lira burs kaynağının yaratıldığını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait milyarlarca liralık gayrimenkul AKP'li ilçe belediyelerine İBB meclisinde AKP grubunun oy çokluğu nedeniyle bedelsiz olarak verildi. Alınan karar AKP ve CHP grubu arasında tartışma yarattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı duruma sert tepki gösterdi. İBB'nin elindeki her şeyi tahsis etmeye çalışıyorsunuz. Sayıştay eleştiri yazar, AKP grubuna zimmet çakar uyarısında bulundu. Bu anlamda ciddi sorumlu var. Burada milyarlarca liralık gayrimenkul de söz konusu. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin birkaç milyarlık belki de mal varlığı bu şekilde bir uzlaşma olmadan sadece AK Parti grubunun meclisteki çoğunluğa dayanarak ilçe belediyelerine bedelsiz devir ya da tahsis ediliyor Sayın Başkan. Bu doğru değildir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait milyarlarca liralık gayrimenkul AKP'li ilçe belediyelerine bedelsiz olarak verildi. İşte bu çarpıcı açıklamayı İBB CHP grup sözcüsü Tarık Balyalı yaptı. İBB meclisinin Kasım ayı oturumlarında çok tartışılacak tahsis, yani ayırma ve devir kararları alındı. AKP grubunun oylarıyla kabul edilen bedelsiz tahsis ve devir kararlarıyla İBB'ye ait olan araziler üzerinde yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış spor tesisleri ve kültür merkezleri AKP'li ilçe belediyelerine verildi. Devredilen yapılar arasında Esenler'deki Adem Baştürk Kültür Merkezi, Bağcılar Stadı, Gazi Osman Paşa'daki İSMEK Kurs Merkezi ve birçok gayrimenkul yer aldı. Oy çokluğuyla alınan karar AKP ve CHP grubu arasında tartışma yarattı. CHP grup sözcüsü Tarık Balyalı da bedelsiz devir kararlarına çok sert tepki gösterdi.
İBB'nin elindeki her şeyi tahsis etmeye çalışıyorsunuz. Bu doğru bir anlayış değil dedi. AK Parti grubu meclisteki çoğunluğuna hitaben biz mecliste çoğunluğumuz var ve biz bu değerlendirmeyi bu şekilde yaptık ve bunları meclisten geçireceğiz diyor. O zaman belediye binasını verelim. İçinde bulunduğumuz belediye binası da Fatih sınırı içerisinde. Mecliste çoğunluğunuz var. Eğer çoğunluğunuz varsa o zaman buyurun burayı da verelim. Mecliste sadece çoğunluğumuz var anlayışı içerisinde bu meseleleri sürdüremeyiz. Bakın ortak bir çalışma yaptık. Birlikte uzlaştık ve ortak bir karar neticesinde bunu buraya getirdik. AK Parti, CHP de buna evet dedi. Ama biz CHP, bizim burada çoğunluğumuz var diye, sizin burada çoğunluğunuz var diye Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki her yeri tahsis ya da devir almak doğru bir anlayış değildir. Burada milyarlarca liralık gayrimenkul söz konusu. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin birkaç milyarlık belki de mal varlığı bu şekilde bir uzlaşma olmadan sadece AK Parti grubunun meclisteki çoğunluğuna dayanarak ilçe belediyelerine bedelsiz devir ya da tahsis ediliyor Sayın Başkan, bu doğru değildir. Peki oy çokluğuyla alınan karar doğrultusunda hangi binaların devri ve tahsisi AKP'li ilçe belediyelerine bedelsiz olarak verildi? Esenler'de mülkiyeti İBB'ye ait olan 4000 metrekarelik parsel üzerindeki Profesör Doktor Adem Baştürk Kültür Merkezi 10 yıl süreyle ve bedelsiz olarak Esenler Belediye Başkanlığı'na, Güngören'de mülkiyeti İBB'ye ait olan Aliya İzzet Begoviç Parkı bedelsiz olarak Güngören Belediye Başkanlığı'na, Sultan Gazi, Gazi Mahallesi'nde mülkiyeti İBB'nin olan 2,5 dönümlük parsel üzerindeki spor tesisi bedelsiz olarak Sultan Gazi Belediyesi'ne, Sultanbeyli Belediyesi'ne ait arazi üzerindeki Sultanbeyli Kültür Merkezi ilçe belediyesine bedelsiz olarak devredildi. Fener Rum Patriği Bartolomeos'un evine giren şüpheliler bir villada hırsızlıkla yakalandı. Şüpheliler polise ateş açarak kaçmaya çalıştı. Zanlılardan biri yaralandı. 4 şüpheli gözaltına alındı. Polisle çatıştılar, kaza yaptılar, sonunda yakayı ele verdiler. Fener Rum Patriği Bartolomeos'un evine giren hırsızlar böyle yakalandı. Ekim ayında Fener Rum Patriği Bartolomeos'un Sarıyer'deki evine hırsızlar girdi. Polis o günden beri şüphelilerin peşindeydi. Şüphelilerin Kartal Orhantepe mahallesindeki lüks villaların bulunduğu yerde oldukları tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Maskeli 4 hırsız polisleri görünce otomobilleriyle kaçmaya başladı. Polis önlerini kesmeye çalışırken kaza meydana geldi. Kaza hırsızları durduramadı. Bu kez yaya olarak kaçmaya başladılar. Sonra da silahlarına sarıldılar. Dur ihtarına uymayan hırsızlarla polis arasında silahlı çatışma çıktı. Hırsızlardan biri ayağından yaralandı. Diğer hırsızlar da kısa süre sonra yakalandı. Çatışmada yaralanan şüpheli polislerin devreye girmesiyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliği de operasyonla ilgili açıklama yaptı. Zanlıların Fener Rum Patriği Bartolomeos'un evine giren hırsızlar olduğunun kesinleştiği belirtildi. Açıklamada olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam etmektedir denildi. Eski istihbarat görevlisi olduğu iddia edilen rejim muhalifi Mesut Mevlevi İstanbul Şişli'de 14 Kasım gecesi yolda yürüdüğü esnada öldürülmüştü. İstanbul polisi ve MİT'in ortak çalışması sonucu İranlı Mevlevi'ye silahlı saldırı düzenleyen Abdullah K. ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Olay 14 Kasım günü Şişli'de yaşandı. Arkadaşıyla birlikte yolda yürüyen Mesut Mevlevi gece saatlerinde açılan ateş sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Saldırgansa olay yerinden yaya olarak kaçtı. Hayatını kaybeden Mesut Mevlevi'nin İran eski istihbarat görevlisi olduğu öne sürüldü. İran rejimine muhalifliğiyle bilinen Mesut Mevlevi bir süredir İstanbul'da yaşıyordu. Olayla ilgili MİT ve İstanbul polisinin yaptığı çalışmalar sonuç verdi. Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda Abdullah K. isimli silahlı saldırganla birlikte 4 kişi daha
gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ameliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor. İzmir Gazi Emir'de bir ailenin duvarına çirkin bir yazı yazıldı. Alevi olan o aileyle ilgili yazılan o yazılara da tepkiler çığ gibi büyüyor. İzmir'in Gazi Emir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Alevi ailenin evinin duvarına Alevilere hedef alan yazılar yazılarak çarpı işareti konuldu. Kimliği belirsiz kişilerce yapılan yazıyı fark eden aile karakola giderek şikayetçi oldu. İzmir valisi Erol Ayıldız ise mezhepsel değil kavga nedeniyle asayiş olayına dayanıyor dedi. Konu siyasilerin de gündemindeydi. AKP sözcüsü Ömer Çelik devlet kurumları tarafından bu meselenin birkaç çocuk yapmıştır denilerek geçiştirildiği bilgisi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır dedi. Çelik, İzmir'de huzuru bozacak hiçbir şeye müsaade etmek mümkün değildir dedi. Yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da açıklamaları oldu bu konuyla ilgili. Ve bir de CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu. Bu münferit bir olaydır. Benim derdim 3-5 kendini bilmezin yazılmasıyla değil, benim derdim kurumsal olarak sessizce, kin dolu, uygulanan devlet politikasıyla işte bu yüzden bu toprakların en aydınlık İslam yorumu olarak Aleviler hakkında alıncaya kadar Aleviyim tepkisini gösterdi. Aykut Erdoğdu da yine az önce bahsettik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da açıklamaları oldu. Tepki gösterdi. Rabia Nazvatan'ın ölümünü araştıran Meclis Araştırma Komisyonu'na ifade veren olay günü görevli polis memurunun komisyona verdiği bilgiler ölümle ilgili şüpheleri daha da artırdı. Polis memuru Ruhi Kalkan ifadesinde bize trafik kazası olarak ihbar edildi dedi. Rabia Nazvatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Giresun'un Eynesil ilçesindeki soruşturmada görev alan kamu görevlilerini, eski belediye başkanını ve ailenin yakınlarını dinledi. Polis memuru Ruhi Kalkan'ın komisyona verdiği bilgiler ölümle ilgili şüphelerin artmasına neden oldu. Polis memuru Kalkan, bize trafik kazası olarak ihbar edildi. Ancak olay yerindeki mevcut şeyler trafik kazası emaresi olmadığı için biz başka bir yerde olabilir, getirilebilir düşüncesiyle hareket ettik bilgisini verdi. Diyarbakır eski baro başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Sur içinde dört ayaklı minare önünde basın açıklaması yaparken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Elçi'nin ölümünün üzerinden 4 yıl geçti. Failleri ise hala bulunamadı. Elçi, ölümünün 4. yılında çeşitli eylem ve etkinliklerle Diyarbakır'da vurulduğu yerde anılıyor. Diyarbakır Barosu ve Tahir Elçi Vakfı tarafından düzenlenen anma programı önce Diyarbakır Adliyesi önünde başladı. Toplanan grup elçinin öldürüldüğü dört ayaklı minare önüne doğru yürüyüşe geçti. Dört ayaklı minare önünde basın açıklaması öncesi elçinin vurulduğu yerde anma gerçekleşti. 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki dört ayaklı minare önünde öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin ölümünün üzerinden 4 yıl geçti ve Diyarbakır Barosu olay yerindeki gazetecilerin çektiği görüntüleri Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü heyetine göndererek bilirkişi raporu istemişti.
Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümünün hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Cumhuriyet Savcılığına sunan Diyarbakır Barosu, rapora ilişkin savcılığın herhangi bir işlem yapmadığını, raporun işaret ettiği şüpheli kişilerin kimliklerinin belirlenmediği ve ifadelerine başvurmadığını açıkladı. Diğer yandan Diyarbakır Barosu'nun kurduğu Tahir Elçi Cinayeti Soruşturma Komisyonu'na avukatlarından Gamze Yalçın, geçen 4 yılda soruşturma dosyasına dair bazı talepleri kabul edilse de şu ana kadar 150 taleplerine cevap verilmediğini paylaştı. Ve Türkiye toplumu olarak hep şunu derdik: aman bunlar bizden uzak olsun. Arnavutluk 6.4 şiddetindeki depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 39'a yükselirken 600'ün üzerinde kişi ise yaralandı. Çöken binalardan birinde kalan 20 Türk vatandaşı sağ olarak kurtarıldı ve Türkiye'ye getirildiler. Ayrıca Türkiye Arnavutluğa yardım etmek amacıyla 5 ambulans uçak gönderdi ve aslında geçtiğimiz saat diliminde Arnavutluk'ta 5.1 büyüklüğünde yine bir deprem meydana geldi. Binalar yıkıldı, büyük sarsıntı paniğe yol açtı. Deprem anı kameralara böyle yansıdı. Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki sarsıntının etkisi halen devam ediyor. Çevre ülkelerde de hissedilen deprem sonrası arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Yıkılan binaların altında kalanları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Bu görüntüler Durs şehrinden. Vatandaşların müdahalesiyle enkazdan küçük bir çocuk kurtarıldı. Ancak kurtarılamayanlar da oldu. Çok sayıda kişi depremin ardından hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Deprem anında Arnavutluk'ta bir otelde kalan 20 Türk vatandaşı da vardı. Vatandaşlar kaldıkları otelden kurtarıldı, daha sonra da Türkiye'ye getirildi. Aralarında yaralı bir kişi de vardı. Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Cüneyt Kılınçpınar İzmir'de tedavi altına alındı. Öte yandan Türkiye Arnavutluğa yardım eli de uzattı. Tam donanımlı 5 uçak bölgede yaraları sarmak için seferber oldu. Irak'ta sular durulmuyor halkın. Hükümeti yolsuzlukla suçlamasının ardından başlayan eylemler devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Eylemciler Necef şehrindeki İran konsolosluğunu ateşe verdi. Olayın ardından bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken son açıklanan bilgilere göre ölü sayısı 344'ü buldu. Irak halkı hükümeti hem yolsuzluk hem de İran gibi yabancı güçlere boy eğmesi gibi gerekçelerle suçlayarak eyleme başladı. Protestolar uzun bir süredir devam ediyor. İran halkı hükümetin istifasını istiyor. Hükümetin eylemlerin ardından yaptığı reformlarsa halk için yeterli olmuyor. Basra, Bağdat ve Kerbela. Protestolar gerilimi her an yükseltirken yeni bir gelişme de yaşandı. Irak'ın güneyinde bulunan Necef'te göstericiler protestoların en büyük yansımasını gerçekleştirdi. Şehirde İran konsolosluğu ateşe verildi. Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Öte yandan 1 Ekim'den itibaren hayatını kaybeden kişi sayısı da 344'e yükseldi. Evet, Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri dipsiz göl. Sevgili izleyenler, iki kişi sebebiyle aslında başladı bu. Define var dediler, gerekli izinler verildi ve su tahliye edildi. Ancak ortaya bir şey çıkmadı ve geriye
dipsiz gölün olmaması kaldı. Bu konu çok tartışıldı. Bu konuyla ilgili de bir ÇED raporunun hazırlanması gündemde. O konuyu konuşacağız şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğa haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gülizar Biçer Karaca telefon attığımızda. Sayın Karaca merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler efendim. Şimdi kısaca bir bilgi de verelim izleyenlerimiz için. ÇED yönetmeliği ek 2 listesine define arama projeleri eklendi. Yani dipsiz göl ayarı diyebilir miyiz aslında? Geç gerçekleşen bir olay mı? Tam olarak neyi kapsıyor? Sizden dinleyelim efendim. Buyurun. Şöyle dipsiz göle yapılan maalesef saldırı ve ihanetten sonra toplumsal muhalefetin ve o güzelim 12 bin 18 bin yıl arasındaki bir oluşuma sahip o doğa harikasının bu hale getirilmesinden sonra oluşan tepkiler bakanlığı bu noktaya getirdi. Ve şu anda ÇED yönetmeliğin ek 2 dediğimiz listeye alınarak ÇED gereklidir ya da gerekli değildir şeklinde valiliğin aslında biraz da inisiyatifine bırakıldı. Tabii ki tepkiden sonra böyle bir gelişmenin yaşanmış olması geç de olsa olumlu bir gelişme. Fakat biz sadece bu düzenlemenin özellikle doğal ve tarihi ve kültürel miraslarımızın sadece valiliğin onayına bağlı kılınmasında yeterli bir düzenleme olarak görmüyoruz. Çünkü daha önce de dipsiz göle define Rus arama izni veren yapılar da valilik bünyesinde faaliyet gösteren kurumlardı. Yani o dipsiz gölün define aranması için ruhsat verilmesi, izin verilmesi de valilik bünyesinde gerçekleşmişti. Biz artık bu tür doğal ve kültürel miraslarımızın, tarihi dokularımızın korunması ve define gibi gerçekten yüreğimizi yaralayacak bir anlayış ile talan edilmesinin önüne geçilmesinin sadece ÇED yönetmeliğinin ek 2'de yer almasını yeterli görmüyoruz. Evet, peki ne tür bir şey olması gerekiyor efendim? Şöyle öncelikle ek 1 listesine alınarak ÇED incelemesinin yapılması ve özellikle de doğal ve kültürel tarihi alanlarda define aranmasının yasaklanmasına gidecek bir sürecin daha ağır yaptırım ve izin süreçlerinin ve ÇED süreçlerinin yaşanması gerekir. Bu nedenle sadece ek 2'de yer alması valilik kararına bağlı. Biz valilik kararından ziyade bunun ek 1 listesine alınması veya tamamen yasaklanmasını istiyoruz. Evet, peki şimdi dipsiz gölü konuşuyoruz günlerdir. Daha sonra herhangi bir bilgi de gelmemeye başladı aslında oradan. İşte toprakla dolduruldu en son. Dediler ki işte karın erimesiyle birlikte yeniden dolması bekleniliyor denildi. Ve bugün de böyle bir gelişme yaşandı. Dipsiz gölle ilgili elinizde son bilgiler nedir efendim? Şöyle dipsiz gölün toprakla doldurulmasının ardından topraklar dipsiz gölden çıkartıldı. Yerisi toprakla çıkartılan bölgeye killi takviye yapıldığı ifade edildi bakanlığın açıklamalarında. Ve hemen dipsiz göle çok yakın bölgedeki bir derenin suyuyla dipsiz göl taşıma suyuyla doldurulmaya çalışıyor şu anda. Ama tüm bu konuda inceleme yapan, araştırma yapan tüm bilim insanlarının da ifade ettiği, raporlarına yansıttığı üzere dipsiz gölün yine aynı duruma gelmesi, eski haline dönmesi mümkün değil. Umarım dipsiz göl eski haline döner diyeceğim ama okuduğumuz, bize bildirilen hiçbir veri dipsiz gölün tekrar eskiye, doğal haline dönüşemeyeceği noktasında. Evet. Define aramak isteyenler için işte ek 2 az önce bahsettik, öyle bir karar alındı ama keşke daha önceden böyle şeyler olsaydı ki dipsiz gölü kaybetmeseydik. Yani şöyle ek 2 dediğimiz valiliğe bir ÇED dosyası hazırlarsınız. Valiliğe teslim edersiniz. Valilik o dosya üzerinden bir karar verir ve ÇED gerekli değildir diyerek her türlü ruhsat ve her türlü arama faaliyeti başlar. Bu aslında bu tür dipsiz göl ve benzeri faciaların yaşanmaması adına yeterli bir düzenleme değildir. Son 26 yılda yaptığımız çalışmalarda da gördük ki valiliğe ya da bakanlığa verilen ÇED ile ilgili dosyalardan o kadar sınırlı, bir elin parmaklarıyla ifade edilebilecek sayıda ÇED olumsuz raporları çıktı. Bu tür doğal güzelliklerimizi, tarihi dokularımızı ve doğal miraslarımızı ÇED sürecine bağlamanın da
biz bu anlamda doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu alanların korunması, kullanması, bambaşka özel statüye tabi tutulması ve define gibi bir efsane ya da kulaktan kulağa yayılan bir efsaneye teslim edilmemesinin teslim edilmesi mutlaka önüne geçilmesi gerekir. Evet, bir başka konu daha var Sayın Karaca. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz saatlerde bir açıklama yaptı. Termik santral ile ilgili. Şimdi termik santral ülkemizin birçok yerine kurulmasıyla ilgili gelişmeler var biliyorsunuz. Ve son günlerde de filtreli, filtresiz konusu tartışılıyor. Mecliste AKP ve MHP oylarıyla filtre konusu da aslında gündemdeydi. Evet. Bakanın şöyle ifadeleri var, ben okuyayım. Termik santrallerin filtrelerinin 6 ay içinde yapılması lazım. Eğer başlamazsa 6. aya müteakip ceza kesilir veya proje vermemiş, tedbir sağlanmamışsa biz de gider filtrelenmeye ilişkin adım atarız. Yükleniciden bedelini alırız diyoruz. Biz kendi bütçemizden yaparız demiyoruz diye bir açıklaması var. Yorumunuz ne olur? Şöyle, ben bakana o zaman sormak istiyorum. 2013 yılında özelleştirmeye başlanılan bu termik santrallere ilişkin çevre kanunu uyumlu hale getirilmesi ve filtre takılmasına ilişkin bir süreç başlamıştı. Bu süreç 2019 yılı, yani 6 yıl geçmiş olmasına rağmen hiçbir santralde en küçük bir yatırım gerçekleşmedi. Zaten bu kanun kapsamında, uzatma kapsamına giren santrallerin birçoğu da ömrü tamamlamak üzere. 6 ayda ne değişecek? 6 ay sonra kesecekleri cezanın 60 milyon lira olabilir şeklinde yasada bir düzenleme de var. Ama biz 2019 yılı Ekim ayı itibariyle bu santrallere devletin kasasından verilen teşviklerin santral başına yaklaşık 66 milyon liraya civarını geçtiğini tespit ettik. Yani yıl sonuna geldiğimizde de bu teşvik 70 milyon lirayı bulacak. Yani o zaman şöyle olacak, bu santraller 70 milyon lira yılda devletten teşvik alacaklar, 60 milyon lirayı ceza olarak ödeyecekler. Vatandaş zehirlenmeye devam edecek, doğal zehirlenmeye devam edecek, hava kirlenmeye devam edecek. Çocuklarımız maalesef akciğer ve üst solunum yolu hastalıklarına yakalanma oranlarında giderek artan bir oranda yakalanmaya devam edecek. Ama santraller 70 milyon alıp 60 milyon ceza keserek bu vebalden kurtulacaklar, öyle mi? Yani böyle bir şey, gerçekten trajikomik bir olay yaşanıyor Türkiye'de. Siz teşvik veriyorsunuz, tüy bitmemiş yetimin hakkından oluşan vergilerden gelen hazineden buraya teşvik veriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben 6 yıl size müsaade ettim. Siz 6 yıldır kılınızı bile kıpırdatmadınız. Hiçbir şekilde bu santrallerin filtrelerin takılması için bir adım atmadınız. Hadi ben sizi affettim. Bir 6 ay daha süre veriyorum. Böyle bir aymazlık, böyle bir düzenleme asla kabul edilebilir bir şey değil. Bir kere açıkça ifade edeyim. Burada 31 Mart öncesinde, Şubat ayında geri çekildi. Çünkü 31 Mart'ta bu santrallerin bulunduğu bölgelerdeki oya ihtiyaçları vardı. Şimdi ise 3-5 enerji lobisinin desteğine ihtiyaçları var. 3-5 enerji lobisi gitti. Gereken baskıyı yaptı ve maalesef üzülerek ifade etmek isterim ki AK Parti ve MHP siyasileri de bu 3-5 enerji lobisinin baskısına boyun eğerek vatandaş mı, enerji rantiyecileri mi tercihinde enerji rantiyecilerini tercih etti. Evet, pekala. Sayın Karaca, çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğa haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca telefon hattımızdaydı sevgili izleyenler. Devam edelim diğer gelişmelerle. Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü'nde su seviyesi azaldı. Eskiden Türkiye'nin 12. tatlı su kaynağı olan göl şimdi kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Son nefesini veriyor Eber Gölü. Eskiden kuş cennetiydi, şimdi ise üzerinden kuş geçmez oldu. ...150 kilometre karelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin 12. tatlı su kaynağıydı Eber Gölü. Gölü besleyen kaynaklar kesildi, atıklar atıldı ve gölde su seviyesi azaldı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu gereğince birinci derecede doğal sit olarak tescillenen göldeki kamışları biçerek geçimini sağlayan bölge halkı ise su çekildiği için kayık yolaklarının düzeltilmemesi ve göle girmenin zorlaşması nedeniyle kamış toplayamaz hale geldi.
Eber Gölü'nün son durumunu göl kıyısına sınırı olan Çayırpınar Köyü'nün muhtarı İbrahim Kıyar anlattı. Gençliğim ve çocukluğum bu gölde geçti benim. Eskiden çok temizdi. Bu suyu içiyorduk biz. Kirlilik oranı yoktu. Kimyasal kirlilik, evsel kirlilik, sanayi atıkları yoktu. Ama son 40 yılda maalesef ülkemizin gerçeği bunu hepimiz biliyoruz, yetkililer de biliyor. Aşırı kirlilikten yok olmak üzere. Kıyar göl için yapılması gerekenleri de anlattı. Ancak kurtarılma ihtimali kesin değil. Kirliliğin ortadan kaldırılması gerekiyor. Evsel, çevresel, sanayi kirlilikleri ve kimyasal kirlilikler bunun bertaraf edilmesi gerekiyor. Ondan sonra çevreden düzenli yağışlarla beraber kaynaklarla normal seviyede tutmak gerekiyor. O zaman kendine gelir mi gelir diyorum. Ama şu şekilde, şu haliyle pek iç açıcı görüntü yok. Gölün son durumu eski halini bilen herkesi üzüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bütçe görüşmelerinde Türkiye ekonomisi için çizdiği pembe tablo CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın hedefindeydi. Artık Andersen'den daha büyük bir masalcımız var. Adı Maliye Bakanı diyen Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yüklendi. Enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz. Artık Andersen'den ve Lafontaine'den daha büyük, daha usta bir masalcımız var. Onun adı da Hazine Maliye Bakanı Damat Bey. 2020 yılında %8,5'e, 2021 yılında %6'ya, 22 yılında ise %4,9'a düşmesi beklenmektedir. Ortaya attığı iddialarda bir kere tuttursak gam yemeyeceğim. Mecliste Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine biraz kulak verdi, sonra kameraların karşısına geçti. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ilk olarak Bakan Berat Albayrak'ı hedef tahtasına koydu. Hayal satıyor dedi. Bu tabloda gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerine, sayın milletvekillerine Damat Bey'in hayal satmasını, hayal pazarlamasını yani tam tabirle palavra sıkmasını kabul etmek mümkün. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bütçe görüşmelerinde uzun bir sunum yaptı. Türkiye ekonomisine yönelik pembe bir tablo çizdi. 2020 ve 22 yılları arasındaki büyümenin potansiyeline yakın dediğimiz %5 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'a göre ise Türkiye'de pembe bir tablo yok. İşsizlik ve yoksulluk var. Altay olumsuz gidişatı hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimini eleştirdi. 16 milyon insan açlık sınırının altında bir gerilla yaşıyor. 64 milyon insan inimini minliyor. Beyefendinin keyfi yerinde. Bir milli güvenlik sorunu varsa ki var bize göre de 82 milyon insanımızı ekonomik teröre kurban veren AK Parti ve Erdoğan'dır. Bugün 82 milyon insanımız ekonomik terörün mağdurudur. Bu terörün müellifi de yüklenicisi de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türk balıkçılar uzun bir süredir rızkını çok uzaklarda, Atlas Okyanusu'nda Afrika ülkesi Moritanya açıklarında arıyordu. İşte o balıkçı teknelerinden biri battı. Kurtarılan mürettebat, ekmek teknelerinin sulara gömülüşünü görüntüledi. Battı yavrum, Moritanya sularında. Battı Moritanya sularında. Türk balıkçı teknesinden kurtarılan mürettebatın kaydettiği görüntülerde İşitilen son sözler bunlar oldu. Moritanya açıklarında Atlas Okyanusu'na gömülen İlhan Yılmaz 5 adlı balıkçı teknesinin mürettebatı o anları böyle kaydetti. Kaç buradan Ali, kaç! Oğlum adam var mı Ali? Teknenin personeli sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu. Bilet fiyatları da açıklandı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak açıklandı. Büyük ikramiye geçen yıl 70 milyon liraydı ve o ikramiyeyi kazanan kişi hala belli değil. Milli Piyango İdaresi'nin başlattığı sayaçsa hala işliyor. İkramiyenin zaman aşımına uğramaması için 33 gün içerisinde
başvuru yapması gerekiyor. Milli Piyango İdaresi bilet fiyatlarını da açıkladı bu yıl için. Açıklamaya göre tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak. Geçen yıl tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet ise 17,5 liraya satılıyordu. Evet, turp sezonu buruk başladı sevgili izleyenler. Öyle ki Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 5 kişinin aslında geçim kaynağı olan kişiler turp konusunda buruk giriyor sezona. Sebebini ise mevsim şartları ve artan maliyetler olarak söylüyorlar. Çok kötü bir şekilde başladık. Geçen yıl çiftçinin yüzünü güldüren turp bu sezona buruk başladı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Türkiye'nin turp ihtiyacının %70'ini karşılıyor. Yıkanan ve çamurdan arındırılan turplar paketlenip Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderiliyor. Ancak bu sene turptan beklenen verim bir türlü alınamadı. Geçen yıl çiftçinin yüzünü güldüren turpun bu sezon rağbet görmediğini anlatan Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalan, turptaki düşüşü hem hava şartlarına hem de artan maliyetlere bağlıyor. 5-6 bin tane işçi çalışıyor. Kadirli'ye ekonomik katkısı büyük ama çok kötü bir şekilde başladık. Hava iklim şartlarının işte biraz daha işte mevsim normallerinin üstüne çıktığı için pek sürüm yok. Ama biz yine de bu şartlarda zarar etmemize rağmen Türkiye'nin turp ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Turpun kilosunun 50 kuruş olduğunu belirten Topalan, tarla hasadı, yıkanması ve paketlenmesi de işin içine girince işçilerin parasının bu fiyattan çıkmadığını belirtiyor. Bu haberle birlikte gün izini noktalıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca gelişmeleri sizlerle paylaştık efendim. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde yine gün iziyle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.